Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttaqin. Ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ifavvid emri ilallah. İnnallâhe basîrun bil ibad. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve akâmussalâte ve âtuzzekâte lehum ecruhum inda rabbihim ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzenun. Sadakallahul azim. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem innemel a'malu bin niyat. Sadaka Rasulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Kıymetli kardeşlerim, sevgili öğrencilerimiz, Rabbimiz bizlere iman, İslam, Kur'an nimetlerini bahşetmiş. Ona hamd ediyoruz sonsuz derecede. Güzel peygamberimize de aynı derecede salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Muhterem kardeşlerim, iman nimeti çok güzel bir nimet. Her zaman söylüyoruz değil mi? Allah iman güzelliğini daim eylesin. Onu yanımızda refakatçi olarak Rabbimize bize verdiği o nimeti, o iman zenginliğini götürmeyi nasip etsin. Çok güzel. Neyle geldin kulum? Ya Rabbi sana iman. Neyle geldin kulum? Gücüm yettiğince yapmaya çalıştım. Ya Rabbi salih ameller. Ama hakkıyla yapamam. Hatalarımla birlikte affet ya Rabbi. Kabul et ya Rabbi. Merhametinle beni cennetine, cemaline kavuştur ya Rabbi. Öyle diyoruz değil mi kardeşlerim? Yoksa bizim yapacağımız ameller çok mu güzel, yaptığımız değil. Kusurlarıyla kabul eyle ya Rabbi. Rabbimiz bizlere bunun şuur ve idrakini nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Gerçekten de insan düşündüğü zaman çok büyük nimet bunlar. Ahirette insan bir bakacak ki Allah'ın cennetine, cemaline kavuşmuş en büyük nimet. Değil mi çocuklar? Kur'an okumuş, namaz kılmış, ibadet yapmış en büyük nimet elhamdülillahi teala. Rabbim bizlere bu güzelliği nasip ve müyesser kılsın inşallahü teala. Kardeşlerim, okuduğum ayette Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. O kimseler ki iman etmişler. İmanla kalmamış, salih ameller işlemişler. Namazı, zekatı, orucu, haccı, güzel ahlakı, edebi, hayayı, haramlardan kaçmayı değil mi takva? Onları hayata geçirmişler. İşte Allah'ımız zaten hemen devamında buyuruyor. Namazı dosdoğru kılıyor, zekatı da veriyor. İşte onların Allah katında mükafatı büyüktür buyuruyor. Onlar için korku yoktur, endişe yoktur, üzüntü yoktur, gam yoktur, keder yoktur. Hatta onlar mahzun bile olmayacaklar. Allah Allah. Ne güzel. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın lütfuna bakın. Vardığı zaman huzuruna o kullar sevinçle dolacakmış. İyi ki de Rabbime imanımı, İslam'ımı, Kur'an'ımı hayata geçirmişim diye değil. Ya Allah bize onu nasip eylesin inşallah. Çok zevkle, neşeyle. Burada ne lazım? Hadis-i şerifte Peygamberimizin buyurduğu gerçek şu: amellerde ihlas. İhlas. Yani niyet. Niyetimiz güzel olacak. Ameller neye bağlı? Niyete bağlı. Niyeti güzelse insanı kazanır. Allah korusun, niyeti kötüyse kaybeder. Namaz kılıyor adam ama gösteriş için kılıyorsa Cenab-ı Hak ellezine hüm an salatihim sahun. Kıldıkları namazdan bir haberdirler diyor Cenab-ı Hak. Allah korusun. Boşa gider. Ya da hani namaz güzel eğitim yahu, bedenime güzel hareket veriyor diye kılsa hiçbir fayda etmez. Zaten Allah onu en güzel şekilde emretmiş bize. Namazımızı kıldığımız zaman hem manen hem madden
huzur buluruz, rahatlık buluruz, sağlık buluruz değil mi? Cenab-ı Hak sabırla, namazla Allah'tan yardım isteyin diyor ya, çok doğru. Yüce Rabbimiz en doğruyu söyler muhakkak. Sabır, namaz, ibadet, kulluk, dua. Dua. Bunların hepsine aynı zamanda dua. İstemek. Rabbimize itaat etmek, kulluk, boyun eğmek değil mi? Cenab-ı Hak bizlere samimi şekilde sadece Allah'ın rızasını gözeterek ibadetlerimizi, kulluğumuzu yapmayı nasip etsin kıymetli kardeşlerim. İşte burası çok önemli. Hani Allah onların mükafatını verecek diyor ya, okuduğum ayette vardı değil mi o mana? Allah onların mükafatını bol verecek. Yine var. Ve emmellezine amenu ve amilussalihati feyuvaffihim ucurahum vallahu la yuhibbu zalimin. Allah Celle Celaluhu iman edip salih amel yapanlara büyük bir ecir, mükafat verecek. Arkası kesilmeyen ecir. Öyleymiş anlamı değil mi kardeşler? Hiç kesilmiyor. Değişik değişik. Cenab-ı Hak aynı şeylerle de bizler usandırmıyor. Değişik değişik. Aklımız, hayalimiz almıyor. Aman ya. Değişik değişik, farklı farklı envai derler ya hani. Çeşit çeşit Allah'ımız ikramlarda, mükafatlarda bulunacak. Kullarını sevindirecek. İyi ki de Allah'ımıza kulluk yapmışız da cennete gelmişiz diyeceğiz. Kafirler, münafıklar, eyvah, eyvah, eyvah. Keşke biz o adamlara uymasaydık diyecekler değil mi kardeşler? Ve burada demezler de orada diyecekler. Rabbimiz bizi bir daha dünyaya gönder de işlemediğimiz amelleri işleyelim. Onlara uymayalım. Ya Allah korusun. Şeytana uymayalım. Kafirlerin başlarına uymayalım. Kardeşlerim, imanın zenginliğine bakın. Şimdi bakın size ne anlatacağım. Medineli Müslümanlardan Hazreti Abdullah öyle anlatıyor kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle küçük bir manga olarak öyle diyelim de anlaşılsın. Bir yere gidiyorduk diyor. Develerimizin üzerinde Medine'den çıktık. Karşıdan bir adam gelmeye başladı. Adam bizi görünce bize doğru yöneldi. Zaten Medine'ye doğru geliyormuş. Efendimizin tam karşısına durdu. Bakın şimdi, hadiseye bir bakın. Evet, Abdullah bin Becerli Hazretleri'nin ifadesi çok dikkat çekici. Resulullah'ın karşısında durdu diyor sallallahu aleyhi ve sellem devesiyle. Efendimiz de devede, o da devede. Allah'ın Resulü sordu. Nereden geliyorsun? Çok önemli. Kabilemden geliyor. Ailemin yanından geliyor. Bu kadar ifade. Peki niye geldin? Kimi arıyorsun? Peygamber varmış Muhammed. Onu arıyorum. Allah Allah. Aman ya Rabbi. Peki diyor Allah'ın Resulü, benim aradığınıza söyle. Diyor ki, iman nedir? Peygamberimiz imanın şartlarını sayıveriyor. Adam diyor ki, inandım. İnandım diyor adam. Arkasından adamın devesi yalpalıyor. Anında. Adamın devesi yalpalayınca adam bir anda düşüyor. Hem de boynunun üzerine düşüverince Allah'ın Resulü diyor ki, koşun kardeşinize diyor. İman ettim diyor ya adam. Dedi ya. Koşun kardeşinize diyor. Hemen koşuyorlar, iniyorlar. Birkaç sahabi bir bakıyor, kaldırıyorlar. Resulullah da inip geliyor hemen. Vefat etmiş ya Resulullah. Aman ya. Kaç, ne kadar saniye hesap edebilir misiniz? Kardeşler, o arada Peygamberimiz mübarek başlarını yana çeviriyor, adama çeviriyor. Yana çeviriyor, adama çeviriyor. Sahabe de şaşırıyor. Resulullah nereye bakıyor böyle diye. Buyuruyor ki, bu adam iman etti.
Ama yolcu aç imiş, Allah cennet melekleriyle bu zata yemekler, yiyecekler ikram etti. Ben de ona bakıyordum. Allah Allah. Ben de onu seyrettim diyor. Az yaşadı, çok kazandı. Yahu az yaşadı ifadesi Resulullah'ımızın. Hemen iman etti, bakın gördünüz değil mi? Onu demek istiyor Efendimiz. Hemen iman etti, vefat etti. Ama nereye gitti? İki rekat namaz bile kılmadan cennete gitti, melekler ona ikram etti. Kardeşlerim şuna bakın. İman böyle bir şey işte. İman. Allah'ımız bize o sağlam imanı daimen nasip eylesin ve ibadetini de nasip eylesin. Çok dikkat çekici. Sonra Resulullah'ımız adam bırakmış mı? Bak, adamın kabilesi belli değil. Kabilemden geliyorum, ailemden geliyorum. Garip. Yok ki, bulamazlar. Hangi kabileden, çölden, nereden geldi bakalım? Resulullah, o zaman telefon yok, şu yok, bu yok. Nerede bulacaklar değil mi kardeşlerim? Derken Allah'ın Resulü deveye yükletiyorlar adamcağızı. Sulak bir yere götürüyorlar, orada su olmadığı için. Orada Efendimiz bizzat yıkıyor. Allah Allah! İşe bak. Kabrini kazdırıyor, sapmayı tarif ediyor. Çünkü sahabe de yeni öğreniyor böyle işleri. Defnediyor, namazını kılıyor. Aman Allah'ım! Namazını kılıp defnediyor. Şu işe bakın. İman, birkaç saniyelik hadise, birkaç dakikalık hadise, 3-5 dakikalık karşılaşma ve sonuç o insanı cennete götürdü ve karşılığını da Cenab-ı Hak hemen Habibinin vasıtasıyla haber verdi. Onun için kıymetli kardeşlerim, Allah'ın bize ikramı sonsuz. Bu ikramdan haberimiz olsun. Çocuklarımız, yavrularımız, nesillerimiz ehli iman mı? Büyük nimet. Çok şükür. Ne kadar şükretse az. Sonra ne eksik? Namazı mı eksik? Gayret edeceğiz. Çabalayacağız. Niye? Allah arkasından salih amel diyor ya. Namaz, zekat, oruç, hac. Haramlardan kaçmak, edebe riayet etmek, hakka hukuka dikkat etmek. Yavrusuna öğüt veriyor adam. Diyor ki, komşunun tarlasından bizim tarlaya geçerken ayakkabının altındaki komşunun tarlasının topraklarını oraya silk de geç. Hadi bak. Şu inceliğe bak. Şu inceliğe bakın. Kardeşler. Aman yavrum, komşunun ağacının meyveleri bizim bahçeye sarkarsa ondan yemeyin. İman bu. İman bu. Bu ne kadar güzel. Elhamdülillah böyle büyüdük değil mi kardeşler? Biz böyle aldık elhamdülillah. Dedelerimizden, ninelerimizden, anne babalarımızdan, yavrularımıza da bunları veriyoruz inşallah. Ne kadar güzel. Dokunamaz. Elleyemez. Hazreti Ömer Efendimiz'in hadisesine baktığımız zaman, hani adam gelmiş selam vermiş de selamını almamış. İşini gördükten sonra mumu söndürmüş veya kandili, başka bir kandil yakmış. Selamını almış, buyur demiş. Ya Ömer, niçin böyle yaptın? Sen selam verdiğinde devletin mumu yanıyordu, kandili yanıyordu. Sen özel bir iş için geldin, devlet işi değil. Onu söndürünceye kadar senin selamını almadım, kendi mumumu da yakmadım. Ha şimdi söyle söyleyeceğim. Konuşalım. Niye? Kendisine geçmiş. Ömer bu. Ne diyor? Tuttuğu zata, her gün bana belirli saatlerde önüme çıkacaksın. Ya Ömer, ölüm var, ölüm var diyeceksin. Osmanlı padişahları bunu yapmış kardeşler. Osmanlı padişahlarının pek çoğu velidir, Allah dostudur. Evliyaullah'tandır. Unutmayın bunu. Çoğunun kerametleri açık zuhur etmiş. Hayret edersin. Osmanlı padişahları şunu yapıyor. Adam ayarlıyorlar, tutuyorlar.
Onların görevi şu: padişahım, büyüklenme, gururlanma, senden büyük Allah var. Osmanlı'nın neden bu kadar uzun sürdüğünü düşünebiliyor musunuz? Tevazu, büyüklüğün Allah'a mahsus olduğu, kardeşler, büyüklenmeye kalkışmamaları, senden büyük Allah ve Resulullah'a aşık. Ecdat öyleymiş. Allah Resulüne aşıklar. Öyle yaşamışlar mübarekler. Ve bakıyorsunuz Selçuklu, Osmanlı asırlarca dünyaya İslam'ı anlatmışlar. Küfre karşı pençe olmuşlar, kalkan olmuşlar. İslam'ın bayraktarlığını yapmışlar. Hilafeti ta sonuna kadar devam ettirmişler Vahdettin Hazretlerine kadar, değil mi kardeşler? Onun için iman, İslam hakikati çok çok önemlidir ve Allah'ın dinine hizmet etmek çok önemli. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder diyor ayetimizde. Niye? Rabbimiz, yani Allah yoluna hizmet ederseniz, gayret ederseniz, koşturursanız, ne demek? Yavrum var, getireceğim, Kur'an kursuna vereceğim. Yavrum var, getireceğim, okutacağım. Mesela imkanım var, destek sağlayacağım. Maddi manevi destek sağlayacağım, koşturacağım. Eksik varsa halletmeye çalışacağım. İşte herkes durumuna göre. Nedir bu? Allah'ın dinine yardımdır. Sonuç bize döner. Güzel bir şekilde bize döner kıymetli kardeşlerim. Onun için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize hayırlar, iyilikler nasip ve müyesser kılsın. Kendi rızasını, kendi muhabbetini, kendi aşkını hayata geçirmeyi nasip etsin diye dua edelim, olur mu? Ve adallahu lezine amenu ve amilu salihati lehum mağfiratun ve ecrun adîm. Allah onlara neyi vaat etmiş? Kim bunlar? Önce onu bilelim. İman eden, salih amel işleyen. Salih amelleri anlatmaya çalıştık. İyi olan her şey Allah'ın rızasına, Peygamber Efendimiz'in gösterdiği yola, sünnetine uygun olan her şey salih amel. Uygun amel, güzel amel, güzel iş, değil mi kardeşler? Değil mi? Hani yolda giderken diyor Resulullah'ımız, çivi var, cam var, tahta var, kemik var. Yani zarar veren bir şeyi kenara koymam bile nedir? Sadakadır. İslam bu. Hele bir fakire, yetime, öksüze, garibe yardımcı olmak, değil mi? Yokluk içerisinde kıvranan adama, zor durumda olan insana yardımcı olmak. Bütün bunlar nedir? Çok güzel. Rabbimiz bizlere bu güzelliği nasip etsin, değil mi kardeşler? Onun için, onlar için ne diyor Cenab-ı Hak? Günahlarını bağışlayacağım, bak bir de müjdeye. Günahlarını bağışladığım gibi onlara pek büyük ecir de vereceğim. Yani bundan şunu da çıkaralım, anlayamaya çalışalım inşallah kardeşlerim. Hata etmiş, yanlış yapmış ama tevbe etmiş. Tevbe etmiş, pişman olmuş. Namaza, niyaza, ibadete başlamış, yönelmiş. Allah onu affedeceğini vaat ediyor. Cennete cemalini de kavuşturacağını vaat ediyor. Ya Allah'ımız hepimize nasip etsin. Onun için herkes şuna bakacak. Benim yavrum, torunum ne durumda? Cennete gidebilecek durumda yaşıyor mu? Allah bilir ama hani Allah'ın koyduğu şartlar, Resulullah'ımızın gösterdiği şartlar var ya, onlara uyuyor mu, uymuyor mu? Uyuyorsa Rabbimizden ümidimiz var. İçini bilemeyiz. Niyetler sağlam olacak. Başta dedik ya, Allah için olacak hepsi, samimiyet olacak. Öyle olduktan sonra Cenab-ı Hak mağfiret de eder, bağışlar da, cennetine de koyar, cemalini de gösterir. Ha, ölçü şu olacak. Cennete gittiğimiz zaman inşallah eksiğimiz olmasın aile efradımızdan. Ya hedef bu. Şimdi insanlara bir bakın. Malımız, mülkümüz, evimiz, paramız eksik olmasın. Çoluğumuz, çocuğumuzun her şeyi dünyalığı güzel olsun. Yok. Olsun. Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahiret hasene. Dünyada da iyilik ver Rabbimiz, ahirette de iyilik ver. Bunun içerisinde tabii rızık olacak, çalışacağız. Allah bol verdiyse zekat vereceğiz, hayır vereceğiz, tabii güzel. Çoluk çocuğumuzun ihtiyacını gidereceğiz. En büyük sevap da orada diyor Efendimiz zaten, değil mi? Farz ya bize,
çalışmak ve onların rızkını kazanmak, vesile olmak farzca. Ama sadece dünyaya çalışır da ahireti ihmal ederse, ya. Kardeşim evim var, arabam var, param var, pulum var, malım var, mülküm var, çoluğum var, çocuğum var. Hani namaz? Yok hocam, kılacağım. Ya ölüm gelirse? Var mı senedin? Yarına, bir güne, öbür güne. Her zaman söylerim. Ey kul, etme dünya nazı, sen de kıl namazını, yarın kılarım diyenin dün kıldık namazını. Allah'ım. Kardeşlerim, onun için çocuklarımıza iman, İslam, Kur'an güzelliğini öğretelim. Yavrularımız kış günlerinde de her zaman hocalarımıza gelsin, okusunlar kurslarda, camilerde. Kur'an'ı unutmasınlar, ibadeti unutmasınlar, cami cemaat yolunu unutmasınlar. Getirin, götürün, doldurun, o güzellikleri yaşatın, öyle terbiye edelim. Bir babanın evladına bırakacağı en büyük miras İslam ahlakıdır, güzel terbiyedir buyuruyor Efendimiz, değil mi kardeşler? Bizden sonraya tohumlarımız ne? Toprağa atılan yavrucaklarımız aslında, değil mi? Çiftçi bile toprağa atınca harman zamanı seviniveriyor, Allah vermiş diye, çok güzel diye. Bizim arkaya bırakacağımız, amel defterimizi açık bırakacak yavrular, değil mi? Hayır hasenatlar, ilim, irfanlar. Onun için hep nefis muhasebesi, ne durumdayız, ne haldeyiz, çoluk çocuğumuzla ibadetimiz, taatimiz, kulluğumuz ne durumda, yarın Rabbimize mahcup olur muyuz? Kardeşler, en büyük mahcubiyet ne biliyor musunuz? Allah'ın huzuruna durdurulduk ama öyle eksikler çıktı ya, tek başına diyor. Allah'ın huzurunda herkes duracak diyor. Öyle eksikler çıktı ki ezginliğimize bir bakın, Allah korusun. Onun için Allah'ım bize tevbe imkanını bahşet, kabul et ve o gün bizi mahcup etme. En büyük mahcubiyet senin huzurunda. Ve yine Allah'ım senin bildiğin, bu aciz kulunun da bildiği günahlarımız var ama kulların bilmiyor. Ne olur onları o gün aşağı çıkarma, kapat ya Rabbi. Ört ya Rabbi. Mahcup etme ya Rabbi. Amin kardeşler. Allah bizlere bu güzelliği nasip etsin. Şu yavrucaklarla, şu güzellikle, camiler, cemaatler, ibadetler, şu hafızlarımızla, okuyanlarımızla dop dolu olsun inşallah da hep birden cennete gidelim, cemalini görelim, Efendimizin sancağında buluşalım. Tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana ve stecib duaena bi hurmetil Fatiha.